Böyle. Şimdi CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre konuğumuz, kendisiyle başlamak istiyorum. Meral Akşener bugün ilk kez konuştu. Konuşmasının genel tonuna baktığınızda yorumunuz ne olur? Ayrıca sizin genel başkanınız CHP lideri Kılıçdaroğlu, saray yönetimi ekonomik sorunlar arttıkça dikkatleri başka yöne çekmek için çabalıyor. Bingöl'de yaşanan olaylar AK Parti'nin bu tür olaylara daha sık başvuracağını gösteriyor dedi. Bu ne demek? Tabii şimdi burada başlangıçta şunu söylemeliyim. İki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Birincisi yani bu Ses olayda yükseltelim. Buyursun öncesi, artık. sonrası, öncesi, sonrası falan hepsi bir yana. Yani öncesinde her ne oldu, nasıl bir tartışma oldu falan bunların hepsi bir yana. Yani kabul edilebilir bir olay değil. Yani bir yanıyla siyasetin içinde olan insanlar, bizler bir provokasyon da olabilir, başka bir şey de olabilir, gerçek bir tepki de olabilir, her ne olursa olsun. Tabii ki yani soğukkanlı olmak lazım, bu türden yaklaşımların içerisinde bulunmamak lazım. Yani başlangıçta bunu söylemeliyim. Yani bu Türkiye'de siyasetin içinde bulunan herkes için, hepimiz için bir görevdir. Yani siyasetçiler çok kötü muamelelerle de karşı karşıya kalabilirler. Efendim çok ağır eleştiriler de olabilir. Ve bunları yani belli bir olgunlukla karşılamak gerekir. Böyle bir vazifemiz vardır. Buna zaten Türkiye'de biz özenli bir konumda bulunuyoruz, onu belirteyim. Ama bu olayda gerçekten yani çok üzüntü verici bir olay. Gerçekten hani mazur gösterilebilir ve normal değerlendirilebilir bir olay değil. Burada ama bir konunun üzerinde durmamız gerekiyor. Sayın Genel Başkanımızın açıklamasından siz de bahsettiniz. Yani biz vatandaşın içindeyiz. Yani çarşıda, pazarda. Şunu söylemeliyim Kübra Hanım. Yani vatandaşın karşı karşıya bulunduğu gündemle bize sorduğu sorularla tabii bu konular arasında pek bir ilgi yok. Yani gerçekten Türkiye'de çok ağır bir manzara var. Bakın Türk ekonomisi dünyanın 17. ekonomisiydi. Şu anda 21. ekonomisi oldu. Yani ilk 20 ekonomiden çıktı Türkiye. İlk 20 ekonomi listesinden çıktı. Hayat pahalılığı, borçlanma, işsizlik, çok yakıcı sorunlarımız var. Ve tabii siyasete düşen görev bir takım kavgalar, gürültüler, kısır tartışmalar falan bunlar yerine Türkiye'nin gerçek sorunlarını ele almak ve tabii bu gerçek sorunların nasıl çözülebileceği tartışmasını yapmak. Yani vatandaşlarımızın bizden beklediği bu. Yani şimdi bak önümde bir liste var. Karnabahara gelen zam bir yılda %124. Kırmızı lahana %78, patates %69, tavuk eti %68, liste uzuyor. Hepimiz ücretlerin ne kadar arttığını biliyoruz. Açıklanan enflasyon rakamlarının ne olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye'de çok ağır bir manzara var. Bakın bir üzüntümü de belirteyim ben. Şöyle ki, ben Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde de görev yapıyorum, meclisimizi temsilen. Şimdi oraya gittiğimizde toplantılara, ya insanların gündeminde ne var? Avrupalı siyasetçiler, Avrupa'da siyaseti takip eden insanlar nelerle meşgul? Şimdi bakıyorsunuz yapay zeka nereye gidiyor? Efendim sosyal medya, internet teknolojisi ne olacak? İklim krizi, küresel ısınma meseleleri, göç. Ya çok ciddi ve çok gerçek sorunları var dünyanın. İnsanlar bunlarla meşgul, bunları tartışıyorlar, bunların çözüm yollarını tartışıyorlar. Ama biz Türkiye'de böyle bir takım kısır çekişmeler, kavgalar, gürültüler bunların içinden siyasi tartışmaları ne yazık ki çıkaramıyoruz. Bu nedenle yani ben bunun altını çizmek istiyorum. Bir yandan şunu da eklemem lazım. Yani Türkiye'de hepimize bir görev düşüyor. O da şu yani siyaseti fikri bakımdan zenginleştirmemiz gerekiyor. Bakın şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişte öyle açıklamaları vardı ki yani siyasi tartışmayı, siyasi rekabeti rekabet olmaktan çıkartıyor. Ya bizim genel başkanımıza Çubuk'ta alçakça bir saldırı oldu. Sayın Cumhurbaşkanı onun görüntülerini grup toplantısında yayınladı. Yani şimdi bunların olduğu bir ülkedeyiz. Bunların yaşandığı bir ülkedeyiz. Biz hepimiz, bütün Cumhuriyet Halk Partililer sahadayız. Vatandaşımızın sorunlarının ne olduğunu biliyoruz. Yani çarşıya, pazara çıktığınız zaman emin olun Kübra Hanım insanlar bununla ilgili değiller. Ve tabii burada bir konuyu da tabii hatırlatmam gerekiyor. Türkiye'de bu türden tartışmalar ne yazık ki Türkiye'nin gerçek sorunlarının da üzerini örtüyor.
Yani bu çok acı bir durum. Çünkü siyasetin en temel görevi Türkiye'nin sorunlarını çözmek. Yani sorunlarımızı, gerçek sorunlarımızı bir kenara koyup kendimiz böyle bir takım sorunlar yaratarak toplumu bununla meşgul etmek, bu da gerçekten hiç uygun bir tutum değil. Yani burada dediğim gibi başlangıçta hepimize bir görev düşüyor. Ve şunu da yine belirteyim, bakın provokasyon uyarısı şeyde görüyorum, ekranda görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun provokasyon konusu, evet provokasyon konusu Türkiye'de sadece muhalefetin, sadece CHP'nin de konumu, sorunu olmamalı. Bakın şimdi stüdyonuzda gazeteci arkadaşlarımız var, Ankara'da da Sayın Şaban Sevinç var. Şimdi Türkiye'nin bu türden provokasyonlar geçmişte gündeme gelen meselelerinde hep birlikte Türkiye'nin bu konuların üzerine gitmesi lazım. Yani Türkiye'de bir adaletsizlik, bir hukuksuzluk olduğu zaman bunu hepimizin, bunun yanlış olduğunu tespit etmemiz lazım. Ve az önce ifade ettiğim, Türkiye'nin gerçek sorunlarını tartışabilir bir düzleme Türkiye'yi taşımamız lazım. Yani biz bu tartışmada Lütfi Türkkan'ı haklı görerek ve efendim savunarak falan bir konumda olamayız. Olmayız zaten. Yani böyle bir konumda olmayız. Bizim ifade ettiğimiz şudur. Yani Türkiye'nin hızla bu meselelerden çıkması ve gerçek sorunlarını konuşuyor olması lazım. Ve tabii üzerinden bilmiyorum kaç gün geçti, herhalde 5-6 gün değil mi? Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam olmuştu. Yani o günden bugüne yine dünyada, Türkiye'de çok ciddi meseleler oluyor. Ama yani bu gündemler Türkiye'de siyaseti esir alıyor. Şimdi milletvekilliği bir iş değil, bir toplumsal görev. Yani bizim görevimiz topluma hizmet etmek. Ve tabii anayasada milletvekilinin görevlerinin ne olduğu da sıralanmış. Tanınan yetkiler sıralanmış. Şimdi bu şartlar içerisinde yani milletvekilleri olarak toplumun önünde böyle bir tartışmanın içinde olmak da doğru bir durum değil. Yani Türkiye açısından, Türkiye'nin hak ettiği bir durum değil. Tekrar ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin çok yakıcı ve gerçek sorunları var. Burada Lütfi Türkkan özür diledi, görevinden istifa etti. Kamuoyunda başka talepler varsa tabii onların da dile getirilmesinde size bir mahsur yok. Size göre milletvekilliğinden ayrılması gerekir evet. mi? Şimdi efendim şöyle, burada çifte standart doğru değil. Bakın, Lütfi Türkkan milletvekilliğinden ayrılsın. Şimdi bunu söylediğiniz zaman bu türden bütün olaylarda da bunu talep ediyor olmanız lazım. Bakın bundan birkaç ay önce AK Partili bir milletvekili arkadaşımız, galiba Mersin'deydi, polisimize ağır hakaretlerde bulundu. Şerefsiz dedi, alçak dedi, çok çirkin ifadelerde bulundu. Yani şimdi eğer trafik milletvekilleri cezası, böyle şeyler... Trafikte durdurma nedeniyleydi galiba değil mi? Yanlış evet, yani hiç haksız bir şekilde, yani polisimizin hiç hak etmediği bir şekilde. Hatırlayacaksınız yani çok uzun bir zaman önce değildi. Yani şimdi orada yani iktidar mensubu olduğu için, bu talep edilmeyecek, bu meselelerin üstü örtülecek, günlerce Türkiye bunu konuşmadı. Bakın bugün 6. gün bu meseleyi konuşuyoruz. 5. gün özür dilerim. Özetle çifte standartların olmaması lazım. Tabii ki bakın siyasete girmiş insanlar, siyasette toplumun önünde olan insanlar tabii ki davranışlarıyla örnek olmalıdır. Vatandaşlara örnek olmalıdır. En ağır eleştirilerle karşılaşabilirler. Kimi zaman hakarete de uğrarlar ve şunu da belirteyim. Geçmişte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı birçok karar var. Siyasetçilerin en ağır eleştirilerde, hakaretlerle karşılaşsalar bile görevleri gereği, bunun diğer vatandaşlardan farklı bir durum olduğunu kayıt altına alan kararlar var. O bakımdan, siyasetçiler tabii ki bu tür olaylarda çok sabırlı olmalı. Kendilerine karşı tahrik de olsa, hakaret de olsa, her türlü suçlamada olsa bir şekilde az önce ifade ettiğim gibi başka vatandaşlardan farklı konumda olduklarını hatırlamalılar. Yani biz siyasetçiler kavganın öncüsü, çatışmanın öncüsü olursak toplum nerelere varır? Bunu bilmemiz, görmemiz lazım. O bakımdan yani bu istifa ya da vekilliğin düşürülmesi konularında da ben çifte standartı doğru bulmuyorum. Peki, yani böyle birilerine... Çok teşekkür. Burada bir virgül koyalım. Son bir şey de söyleyebilir miyim? Diğer konuklarımla da biraz... Son bir şey de söylemek istiyorum. Tamam, karşılıklı yani bu şey tutumu içinde olmak istemiyorum ben. Böyle yani tencere dibin kara, seninki benden kara değil. Ya ilkeleri konuşmamız, ilkeleri koymamız lazım. Toplumun talebi nedir acaba? Yani bunu da bir ölçmemiz lazım. Yani ben vatandaşın içindeyim. Gerçekten günlük hayatımda, çarşıda, pazarda insanlarla konuşuyorum. Benim gördüğüm şu, kimse bunu...